Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirel. Bugün yine hamilelere özel kalçamızı çalıştırıyoruz. Büyük Pilates topunu kullanıyoruz. Dördüncü videomuz bu. Büyük topu kullanarak bu seriyi düzenli olarak yaparsanız hem rahatlayacaksınız hem denge var içerisinde. Sırtımızı çalıştırıyoruz, kalçamızı çalıştırıyoruz. Özellikle denge unsurunu büyük topla çok fazla kullanıyoruz. Sizin dengeye çok ihtiyacınız olacak ileriki dönemlerinizde, yani son trimesterinizde. Hep birlikte başlayalım. Ben karnıma topumu koydum. Hazır vaziyetteyim. Top yanımda. Nefes alıyorum. Nefesi verirken şöyle hafif hafif önümde sürüklüyorum. Bir sağa bir sola doğru esneyeceğim. Nefes al. Nefesi verirken diğer tarafa doğru esne. Nefes al. Top önümde. Al nefes. Şöyle yanlara doğru. Özellikle sabah egzersizi gerçekten çok iyi gelecek. Ben tüm öğrencilerime bunu tavsiye ediyorum. Özellikle pilates egzersizlerini sabah saatlerinde yapın lütfen. Vücudunuzu güne hazırlayın. Akşamları da yürüyüşle kilo kontrolünüzü sağlayabilirsiniz. Son kez. Güzel. Şimdi topu önüme aldım. Oturuyorum, kalçam topuklarımda. Nefes alıyorum. Nefes verirken yukarı doğru uzuyorum. Nefes al, kalçamızı hazırlayalım. Ver. Al nefes. Boynumu hiç aşağıya basmıyorum. Nefes al. Ver uza. Al nefes. Ver. Son kez burada kaldım. Şöyle dizlerimi biraz açıyorum. Kalçadan geniş nefes al. Al nefes yana doğru. Ağırlık merkezini bir sağ bir sol. Nefes al. Ver. Al nefes. Son kez yavaşça bıraktım. Şimdi topu sırtıma yerleştireceğim. Güvenli bir şekilde kaymazsınız. Ama mutlaka mat veya sağlam bir zeminde, kaygan bir zeminde olmasın lütfen. Halı üzerinde olur, havlu olur. Havlu serebilirsiniz yere. Top sizi zaten sırtınızı sıkıştıracak ve kaymanızı engelleyecek. Düşmezsiniz. Evet, şimdi hep birlikte güvenli bir şekilde. Öncelikle nasıl başlayacağımızı söyleyeyim. Önce oturuyorum. Topa sırtımı yaslıyorum. İki elimle topu tutuyorum arkamda. Ayaklarımı yavaş ve kontrollü bir şekilde yere basıyorum. Hemen sırtımı topa koydum. Zaten hemen bir rahatlama hissedeceksiniz burada. Kesinlikle kaçmaz. Topu sıkıştırdık sırtımız ve yer arasında. Metteyiz. Bu arada dikkat etmeniz gereken, top metteyken ayaklarınızın da mette olması gerekiyor kesinlikle. Yani topu mete koyup ayaklarınızı dışarı doğru çıkardığınızda arkanızdan hızla bir kayabilir. Met çünkü topu tuttuğu için ayaklarınız da dışarıda olursa sıkıntı. Ya da top dışarıda ayaklarınız mette olursa yine sıkıntı. Topla met bir arada, mutlaka buna dikkat ediyoruz. Çok önemli düşmemeniz açısından. Şimdi ellerim iki yanda, kalçamın yanında. Nefes alıyorum. Nefes verirken kalçamı sıkıyorum. Nefes al, kalçayı yere dokun. Dokunmasan da havada kalabilir. Sırtın rahat, kalçan rahat, gayet güvendesin, sıkıntı yok. Nefes al, ver yukarı. Al nefes, kalça aşağıya. Ver yukarı. Eğer bu şekilde kendinizi çok tedirgin hissediyorsanız koltuğa ya da bir güvenli sert bir zemine de çok böyle duvar değil de hani duvara sıkıştırmadan da duvarın yanında yapabilirsiniz egzersizi. Nefes al. Çünkü topun biraz ileri geri hareket etmesi gerekiyor. Duvara yakın bir mesafede durup en azından top kaymasını önlemek için de
bunu kullanabilirsiniz. Neden bunları çok sık anlatıyorum ve dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorum? Bu bizim için önemli çünkü ilk kez pilatese başlayacak olanlar var. İlk kez spor yapanlar var hamileliğinde. Yani hamilelikten önce hiç yapmamış fakat hamilelikle spora başlamaya karar veren arkadaşlar var. O yüzden onların sağlığı ve güvenliği bizim açımızdan çok çok önemli. Topu duvara yaslayabilirsiniz sıkıştırmadan ya da bir koltuğa. Ya da bu şekilde boşlukta beni görüyorsunuz. Kalçayı sıkarak nefes al. Ver. Son kez. Burada çok güzel kalça çalışıyor. Özellikle yaygın, böyle yağlı ve geniş kalçalar için çok güzel toparlayıcı bir egzersiz. Yavaşça kalçamı koydum. Sırtım güvende zaten, bir sıkıntı yok. Burada şimdi yan yatacağım. Top buradayken hazır. Bu tarafla başlayalım. Şimdi top ayağımın altında olacak. 0-9 ay arasında bu egzersizleri çok rahat yapabilirsiniz. Herhangi bir sakınca yok. Sizi zorlayacak ya da işte bebeğinizi, karnınızı kasılmanızı zorlayacak hiçbir egzersiz hareketi yok. Evet, arada konuşmalarda tutukluk olabiliyor. Şimdi yan yatıyorum. Karnım. Evet. Burada şimdi dikkat etmemiz gereken alttaki bacak ön tarafta. Ayağımın yan kısmı topa basıyor. İç kısmı yani. Kendime doğru çekiyorum. Nefes al. Topu kalçama yaklaştırıyorum. Dizim karşıya bakıyor. Ver nefes, uzat bacağını. Çek kendine doğru, nefes al. Ver, uza. Al nefes, çek. Ver, uza. Boynum rahat. Bu şekilde başınızı kolunuza koyabilirsiniz. Nefes al. Ver. Yan yatıyorum. Kalçamı devirmiyorum yere doğru. Nefes al, çek dizini, ver, uza. Al nefes, çek, ver, uza. 5, 4, 3, 2, son kez. Evet, burada dizim çekili şimdi. Topu biraz daha bacağıma yaklaştırıyorum, dizime yakın. Şimdi alttaki bacak, dizimi kendime doğru, şöyle elim önde olsun. Dizimi kendime doğru çekiyorum, ileri doğru uzatıyorum. Burada karnımda niye top var? Her zaman söylüyorum, tekrar da her derste tekrar ediyorum. Mesafeyi, açıyı görmeniz açısından. Dizimi yerde sürükleyerek kendime çekiyorum, ileri doğru itiyorum. Çek, uzat, gergin, çek, uzat. Sırtın mümkün olduğu kadar duvara yaslı gibi dik pozisyonda. Geriye doğru yatmıyorum kesinlikle. Uza, çek, uza. Son 3, 2, son kez. Burada şimdi dizim bükülü. Biraz bekleyelim. Diğer bacağımız rahat zaten topun üzerinde. Bu yatma pozisyonu özellikle ileriki aylarda, yani 9. ay, 8-9. ayda çok rahat bir pozisyon. Nefes alıyorum. Nefes verirken bacağımı öne doğru uzatıyorum. Alttaki bacak. Dizim olduğu yerde büküyorum. İleri doğru itiyorum. Nefes al. Ver. Al nefes, ver. Al nefes, ver. Al, ver. Nefes, üst bacak kasını sıkarak. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son kez yine dizim bükülü burada, karnıma yakın. Rahat bir pozisyondayız. Herhangi bir ağrımız, sıkıntı yok. Burada şimdi topuğumu topa koyuyorum. Kendime doğru çekiyorum topu. İleri doğru itiyorum. Burada iç bacak devrede. Çek dizini kendine doğru. İleri doğru uza. Nefes al. Ver. Al nefes. Sıkıştır. Ver. Nefes al. Ver uza. Al nefes, çek dizini, uza. Güzel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son kez. Burada şimdi diğer bacağımı, evet, dizime yaklaştırdım. Şimdi yavaşça güvenli bir şekilde kalkıyorum kendimi hiç zorlamadan. Evet, aynen. Kesinlikle sırt üstü yatarak kalkmıyoruz. 6 ve 9. aylarda özellikle. Hatta hiçbir zaman kalkmıyoruz. Normal şekilde bile. Şimdi diğer tarafa topu koydum. Evet. Pozisyonumuzu alıyoruz. Önce bir yandan yatıyorum. Alttaki bacağım önde. Üsttekini, evet, ayağımın iç kısmı topa gelecek şekilde kendimizi bir hizalayalım. Hiç acele etmeyin. Yavaş ve kontrollü bir şekilde kendime doğru topu çekiyorum. Diğer dizim aşağıda bükülü. Nefes al, bacağım rahat. Nefes verirken uzat. Al nefes, çek. Ver, uza. Nefes al. Ver. Al nefes, çek. Uza. Nefes. Son 3. 2. Hatta diğerini biraz fazla yaptık. Bunu da aynen o şekilde yapalım. Çok kısa gitmeyelim. Dizinizi çekin, uzatın. Bacağımızı rahatlatıyoruz burada. İç bacak devrede. Son kez yapalım. Güzel. Burada şimdi uzun bacak kalsın. Diğer bacaktayım. Nefes al. Dizini çek. Uzat. Üstteki bacak rahatlıyor şu anda. Nefes al. Dizini çek kendine doğru. Uza. Al nefes. Ver. Al nefes. Ver. Çek kendine doğru, uzat, nefes al, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son kez dizimi çekiyorum. Evet, bacaklarım rahat. Şimdi burada nefes al, alttaki bacak,
Dizimi büküyordum, uzatıyorum ileri doğru. Büküyorum dizimi, nefes alıyorum. Nefes verirken uzat. Üst bacak kasını sıkıştır. Nefes al, ver. Al nefes, ver. Çok güzel. Nefes al. Al nefes, ver. Dizimi olduğu yerden hiç oynatmıyorum. Sadece büküyorum ve ileri doğru itiyorum. 10 9 8 Hareketi yaparken hissetmek çok önemli. Hangi kasımızın çalıştığını bilmemiz önemli. 6 5 4 3 2 Son kez burada kal ve dinlen. Yine sırtımız gergin. Topuğumu topa koydum. İç bacak devrede, dizim yukarı bakıyor. Nefes al, ver uza. Al nefes, ver. Al nefes, çek dizini, uzat. Çek, uzat. Çek, uza. Çek, uza. İç bacak kasını hisset. Özellikle toparlanması gereken, çok çalıştırmadığımızda çok çabuk kendini bırakan bir bölge. Çek. O yüzden her egzersizimizin içerisinde birkaç tane iç bacak mutlaka oluyor. Çek kendine doğru. 10. Dizini hiç yana düşürmüyorsun. 8. 7. 6. 5. 4 3 2 Son kez. Evet, dizimi çektim. Yavaşça aşağıya doğru indiriyorum. Yine yandan güvenli bir şekilde kalkıyorum. Tekrar topun üzerine çıkacağız burada. Evet. Ayaklarım yerde. Ellerimle topu kavruyorum. Bu şekilde topun üzerine çıktım. Ayaklarımı yavaş yavaş geri alıyorum. Biraz daha şöyle öne doğru geleyim. Evet, mette olmamız lazım. Az önce de belirttiğim gibi top mutlaka mette. Ayaklarınız da mette olmalı. Evet, şimdi burada kalçam yukarıda, eller yanlarda. Nefes al, kalçayı dokun, aşağıya doğru. Eğer kalçan yere ulaşmıyorsa çok bastırmak için zorlama. Topa doğru in ve yukarı doğru sıkıştır. Kalkabildiğin kadar ve inebildiğin kadar. Nefes al, ver. Al nefes, ver. Sıkarak kalçayı, nefes al. Ver. Boynumuzu hiç aşağıya bu şekilde basmıyoruz. Çene karnımıza doğru. Nefes al. Ver. Al nefes. 10 9 8 Rahat bir şekilde 7 Emin olun sırtınız toptayken hem masaj yapıyor sırtınıza top, hem siz rahatlatıyor, hem de gayet keyifle egzersiz yapıyorsunuz. Hep birlikte yapıyoruz. 4 3 2
son kez yavaşça kalçamı koydum. Böyle bacaklarınızı yavaşça uzatın. Sırtınız topta zaten. Dik duruyorum. Nefes al. Topa bastır. Özellikle duvara dayalıysa top zaten güvendesiniz. Şu anda beni görüyorsunuz. Topa iyice sırtımı bastırıyorum. Herhangi bir risk yok. Nefes veriyorum. İleri doğru kendimi bırakıyorum. Toptan sırtımı hiç çekmiyorum. Bastırıyorum. Nefes al. Al nefes, bas. Ver. Al nefes. Ver. Al. Ver. Son 3. 2. Son kez. Şimdi ellerimle yere destekliyorum kendimi. Toptan sırtımı ayırıyorum. Evet. Ayaklarımı uzattım. Şöyle göstereyim. Topu çekeyim. Hatta daha rahat görün. Evet. Bacaklarımı açtım iki yana. Yine oturma kemiklerimin üzerindeyim. Sırt gergin. Nefes al. Nefes verirken bacaklarını severek ileri doğru dimdik otur, geriye gel. Nefes al. Al nefes. Ver. Al nefes. Ver. Son kez. Şimdi bacaklarımdan tutuyorum, bir rahatlatalım. Flex. Point. Flex. Point. Flex, parmak ucu sana doğru. Point karşıya. Flex, point. Son kez. Evet, çok güzel bir kalça egzersiziydi. Hem bacaklarımız, hem kalçamız, hem rahatladık, hem çalıştık, hem güçlendik. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Beğeni ve yorumlarınızı unutmayın. Hoşça kalın. Diğer derste görüşmek üzere.